13 Ağustos 2022 tarihli Nihat Genç'in köşe yazısı. Siyam ikizlerinin yatak odası. Altılı Masa'nın Cumhuriyeti ilga edeceğiz deklarasına gözünü yuman sözde Kemalist aydınlar, tam tersine Altılı Masa'nın bağımsız meclis ve yargıyı kuracağına ve tarikatları temizleyeceğine imanları tam. Göz göre göre düpedüz Cumhuriyet ve sözcü okurlarını aldatıyorlar. Uğur Dündar ve Özdemir İnce ve benzeri gibi bilmiş aydınlar yine acayip racon kesmeye başladı. Said Nursici Gültekin Uysal'a ve Suriye'de IŞİD'le ilişkileri ortada milyonlarca Müslümanı öldüren Davutoğlu'na ve NATO'nun tezgahladığı partiye tek lafları yok. Aksine Altılı Masa'nın pisliklerini perdeliyor, Kemalist bedenlerini kalkan yapıyorlar. Ve Enver Altay'la ilişkilerini ve CHP'de, İYİ Parti'de belgelenen FETÖ'cü unsurları hiç görmek istemiyorlar. Görevleri perdelemek olunca daha bugünden binlerce, on binlerce Süleymancı'yı işe alan CHP'li belediyeleri yazabilmeleri hiç mümkün değil. Son 20 yılda gördük ki her dönem kabadayı abiler çıkıp racon keser. Cumhuriyet ve Sözcü'de yolu kesmişler. Muhalefet bu abilerden sorulur. Bir seçimi hatırlayın. Başta Çölaşan'ın gayretleriyle Sarıgül'e aday gösterip hüsrana uğradılar. Bir dönem Uğur Dündar'ın Ekmelettin'i kutsayıp sırtlamasıyla heba ettiler. Cumhuriyet böyle böyle parçalandı. Çürütüldü ve bugün ortalıkta yüzüne bakılacak tek adam kalmadı. Abiler işi biliyor. Çocukken mahallemizde kabadayı ve şarapçı bir abimiz Bobin Nihat vardı. Sokağın sol tarafında iki katlı ahşap bir evin penceresinde oturuyordu. Ve her akşam vakti çıkıp sokağa, ta karşıya işiyordu. Tabii ta karşıya attırmasına sebep, alttan geçen insanlara serpinti değmesin, ayıp olmasın, nezaket ve düşünceli bir abi olması. Lakabı zaten bidon. Adamın çişi de hiç bitmiyor. Ne içiyorsa ve nasıl bir sarhoşluksa, 10 dakikada bir kalkıp, pencereden ve kimseyi de takmadan sallıyordu. Hava da soğuk, kar da yağıyor. Öyle bekleriz. Abimizin şarıltısı şelalesi bitse de geçsek diye. Ve rüzgarlı havada yağmurun serpintisi kaçsanız da başınıza gelir. Bize de altından geçmeye kısmet olmuş gökkuşağı işte bu. Bazen çiş uzun sürer. Çişin bitmesine sabredemezsiniz. Dur lan, şunun altından bir fırlayıp kaçıp geçeyim dersin. Yoldan geçenlerden biri yahu milletin başına işiyorsun ne yapıyorsun be adam dese Bobin Nihat'ın şakası yok. Başından aşağı işiği verir ya da şarap şişesini kafasında patlatır. Çaresi yok. O sidikten gökkuşağı altından serpinti başımıza düşmesin diye kaça kaça çok ıslanmışlığımız vardır. Ve eve gidince sadece başını yıkarsın. Çünkü o yıllarda sıcak su kalorifer yoktu. Haftada iki gün, perşembe ve pazar yıkanılırdı. Oysa şimdi yıkanmak için perşembeyi yani seçimi beklemeye gerek yok. Hiç değilse kafayı yıkayalım. Neyse aradan bir asır geçti. Onlarca kitap yazdık. Bambaşka bir mahalleye yerleştik. Elbiseler, meslekler, dükkanlar, sokaklar ve devir çok değişti. Ama attıran abiler hiç değişmedi. Sokağın başını tutmuşlar yine attırıyorlar. Uğur Dündar'ı, Özdemir İncisi, nicesi racon kesiyor, çıkartıp sallıyor. Saraydan kurtulmak için çare bulamayıp çırpınan muhalif seçmenler de abilerin şarıltısının doğanın bir mucizesi gökkuşağının altından geçmek zorunda. Sokağı da altılı masayla kilitlemişler. Başka çaresi yok. Şarıl şarıl çişin altından geçeceksiniz. Attırın abiler. O mübarek yağmurunuzda ıslanmayan seçmenlere iktidar şansı hiç yok. O rahmet altında ıslanmayanlar evlerine Atatürk resmi asıp ben Atatürkçüyüm demesin. Sallayın abiler. Biri Cumhuriyet, diğeri Sözcü'de sokağa çevirmiş, biri o taraftan, biri bu taraftan Cumhuriyetçi seçmenleri çapraz ateşe almışlar. Muhalif mi olmak istiyorsunuz? O gökkuşağının altından şakası hiç yok, geçeceksiniz. FETÖ'cü, tarikatçı, Süleymancı ve PKK'lı altılı masa, hukuk devletini ve yepyeni bir cumhuriyet kuracakmış. Vay anasını, şarıl şarıl hiç utanmadan döküyorlar. Ve sanki milletin başına şarıl şarıl işemekten cinsel bir haz alıyorlar. Ne diyelim? Buyurun abiler, sokak sizin, bevledin. Muhalif seçmenleri lütfa, ihsana, rahmete boğun. Ve İslamcı tarikatçı AKP ile Altılı Masa arasında bir fark var mı hiç sormayın. Hepsi FETÖ ile, PKK ile, ABD ile iç içe, kardeş doğup cumhuriyeti yıkmak için büyümüş, büyütülmüş, beslenmiş, beslemişler. İktidarla muhalefet, cumhuriyet düşmanlıkları, açılımcılıkları, etnik mezhepçilikleri, tarikatçılıkları vesaire hepsi ayan beyan ortada. Suçüstü yakalandılar. Ve aslında tek bedende yaşayan Siyam ikizleri. İktidar muhalefet, tek bedende iki ayrı baş.
1860'lı yıllarda Amerikan sirklerinde şöhret olmuş meşhur bir Siyam ikizi vardı. Biri Chanch, diğeri Anch adında. Birçok hikayeleri yazılmıştır ve ama halkın asıl merakı cinsel hayatları olmuştur. Chanch ve Anch iki ayrı karakter ve birbirlerini hiç sevmezler ve ama aynı bedende. Ve dünya tarihinin en tuhaf aşk ilişkisi. İkisi de ayrı ayrı iki kadına aşık olurlar. Ve halkın büyük merakı yatak müsabaka nasıl olacak? Önce kadınlarını aynı yatağa almışlar ama hoşlarına gitmemiş. Birbirlerini hiç sevmeyen Chanch ve Anch sonunda aralarında anlaşmışlar ve yataklarını evlerine ayırmışlar. Şöyle, dönüşümlü bir formül bulmuşlar. Chanch, Anch'in karısının evine gidip yatağa girince gözlerini kapatıyormuş. Anch de Chanch'in karısının yatağına girince gözlerini kapatıyormuş. Yani tıpkı racon kesen sözde Kemalist abiler gibi. Sırasıyla göz yumuyorlar. Bir AKP iktidarı gelir, göz yumarız. Bir altılı masa gelir, diğerimiz göz yumar. Ve sorun çözülür. Chanch ve Anch birbirlerinden nefret etseler de mecburen katlandıkları yatak marifetleri. Biri kıskanır, diğerinin canı çeker ve pozisyonlar gibi mahrem bilgiler aralarında bölüştükleri işte büyük sır. Fazla da kurcalamamak lazım. Sonuç, maksat hasıl oluyor. 80 yıldır bu yatak düzeni hiç değişmedi. Menderes, Demirel, Evren, Özal, Tansu, Tayyip bir Chanch'in evindeyiz, iktidar değişir, bu sefer Anch'in evindeyiz. Ve sözde kendini Atatürkçü diyen Kemalist Cumhuriyetçi sözcü yazarlarının bu Siyam ikizlerinin yatağında ne arıyorlar diye de hiç sormayın. Her iki taraf da anlaşmış. Sırayla tarikatlara, FETÖ'ye, PKK'ya vesaire gözlerini yumuyorlar. Güya bağımsız ayrı bir kafaları var. Ama bedenler aynı beden. Ne diyelim? Allah böyle yaratmış. Tarikatlar, FETÖ, PKK hepsi dönüşümlü aynı yatağa mecbursunuz. Mesela Mehmet Ağar hem Chanch'ın hem Anch'in evinde. Enver Altaylı'nın Kurtlar Vadisi tetikçileri hem Chanch hem Anch'le iş görüyor. Her dönem merkezde. FETÖ hem Chanch'la hem Anch'le. Hepsi birbirlerinin yatak becerilerini, pozisyonlarını iyi biliyor. Tarikatlar, NATO, liberaller bir Chanch'ın evinde bir Anch'in. Bu nasıl yazı hiç sormayın. Sandığa gideceğiz de karar veremedim. Hangisinin karısı ve becerisi daha güzel? Lütfen bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.